Ben sana kocaman bir 10 verdim. Ama en sevdiğin şeylerden biri bu. Evet doğru bildin. Hamburgerden daha çok sosis severim. Ben hamburger söyleyeceksin zannettim. 9 verecektim. Bunu sen anneye 6 verilir mi? TV 100'ün ilgiyle izlenen sağlık programı Biz Bize'yi sunan ünlü model Deniz Akkaya, 11 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin'le magazin hattına Anneler Günü'nü özel röportaj verdi. Akkaya sözlerine öncelikle herkes için sağlık dileyerek başladı. Programda çok güzel gidiyor bir sene. Sağ olun, teşekkür devam ederiz. Ediyor. Sağ olun. Nasıl geçiyor efendim sizin için? Tabii sağlığımız tabii şu özellikle bu COVID sürecinden sonra daha da değerli olduğunu fark ettiğimiz bir aslında hayatımızın en önemli aseti. O anlamda iyi gidiyor ama her zaman zaten dikkat etmemiz gereken bir hayatımızın en önemli konusu. Şimdi insanlar tabii ki daha çok kulak kabartır oldular sağlık konusuna. İyi gidiyor. Umarım ilerleyen şu süreçte de gözüken o ki daha henüz bir sene daha vaktimiz var. Bir an önce ülke sağlığına kavuşur, dünya sağlığına kavuşur. Biz de işte göz sağlığı, işte diş sağlığı bunları konuşuruz artık. Covid hayatımızdan çıkar ve bunu artık konuşmak zorunda kalmayız umarım. Online eğitime devam ettiğini belirten Ayşe Önbilgin, annesiyle zaman zaman tatlı kavgalar ettiklerini söyledi. Neler yapıyorsun? Ben valla online school, evde işte online school. Çok bir şey yaptığım yok aslında bu Covid sürecinden beri yani başından beri. Hani bundan önce spor yaptığım sporlara falan gidemiyorum tabii mantıken. Okullar da kapanınca tabii bütün yani günün çoğunluğunu evde oturarak geçiriyorum. Hani işte arada bir böyle annemle işe falan geliyorum o kadar. Anne kız ilişkisini sormak istiyorum efendim sizin için nasıl? Bazen kavgalar oluyor ama sonra sonunda hani zaten barışıyoruz yani. Niye bundan kavgalar çıkıyor? Çok saçma veya çok mantıklı şeyler üzerinde değişiyor yani. Değişebiliyor yani. En çok hangi kelimeyi kullanıyor sana kızarken yani şunu yapma dedi en çok. Yapma dedim sana. Biz bir şekilde işlerimiz nedeniyle dışarıdayız. Ama onlar hiç dışarı çıkmıyorlar. O psikolojiyi anlamak lazım. Yani ben Covid'in ilk başladığı günden beri hep dışarıda işlerim vardı. Hiç tam kapama şükür böyle bir ilk iki hafta. Hani ilk iki hafta ondan sonra zaten o ilk iki haftanın içinde de bayağı kavga dövüş vardı evin içinde. Evet. Çünkü yani birbirimizi ne kadar sevsek de hani normalde ben günümün yarısını okulda aynen geçirirdim hani. O yüzden o kadar hani çok kavga olmazdı. Bütün gün aynı evde olunca tabii. Bizimki tabii baktınız mı ne eğlenceli ve sonunda sulhla sonuçlandı ama Türkiye'de biliyorsunuz özellikle bu süreç şiddetin çok arttığı bir dönem oldu. Aile içi şiddetin. İnsanlar birbirleriyle aslında ne kadar geçinemediklerini ve birbirlerini ne kadar az tanıdıklarını bu süreçte fark ettiler. Akkaya kızının keşfettiği özelliklerini sıraladı. Ya Ayşe daha şey ketum benden mesela onu fark ettim. O daha az konuşuyor. Ben daha çok kelime kullanıyorum. O daha az kelime kullanıyor. O daha pasif saldırgan yani tarz olarak. Ben daha yüksek tonlu mesela derdimi anlatır ve tartışırım. Ayşe Önbilgin avukat olmak istediğini ifade etti. Meslek tercihini şimdiden yönetmek istediğiniz avukat bir durum var mıdır? Benim yönelttiğim bir şey işte gördürdünüz. Yok benim avukat yani benim. Yani ufaklığından beri aynı mesleği nedense söylüyor enteresan bir şekilde. Göreceğiz bakalım yani niye istediğini de bilmiyorum bu mesleği bu kadar çok. Çok değerli bir meslek ama zor. Özellikle eğitim süreci çok zor. Eğitim bittikten sonra öğrenim bitmeyen bir iş. Bir meslek. Şükür hayatım benim çok avukatlarla geçtiği için çok iyi güzel bana büyük masraftan kurtaracak beni inşallah. Kendisine sormak istiyorum neden böyle bir avukatlık seçimi? Hatırlamıyorum desem yalan diziden söylüyor. Diziden de isimlenmiş olabilir misin? Yani? Hiçbir fikrim yok çünkü annem dediği bayağı uzun zamandır bir hani hedefim diyeyim hani. Olduğu için hatırlamıyorum artık. Ama çok büyük motivasyonum vardı hala. Ayşe hala da hoşuma gidiyor avukatlık o yüzden onunla devam ediyorum öyle diyeyim. Kızının babası Efe Önbilgin uzun süredir Londra'da yaşayan Deniz Akkaya tek başına çocuk büyütmenin zorluklarını ve kolaylıklarını anlattı. Anne olarak ev hanımı olarak yaşayıp bir anda eşinden ayrılmak zorunda olan insanların daha başka dertleri var. Bizimkiler daha duygusal boyuttaydı. Onlar zaten ilk zamanlar o şey duygusal ilişkinizdeki duygular söndükten sonra bitiyor zaten yani zor bir tarafı yok. Kolay tarafı yani
kolay tarafı dediğim ki bazı şeyleri kendiniz karar verdiğiniz noktada daha kolay benim için. Şimdi Ayşe'nin babası burada yaşasaydı hani okul seçiminden başlayarak her şey çok sıkıntılı. Git gel, anlaşmazlıklar, ortada kalan hikayeler çok olabilirdi. Deniz Akkaya kızı Ayşe'nin isteğiyle FM Bilgin'le arasındaki davaları karşılıklı olarak geri çektiklerini açıkladı. Tekrar bir velayet davası olarak bir haber. Şimdi velayet davası değildi, o öylesine açılmış bir davaydı. Yani hani orada bir bunun sonucunda Ayşe'nin velayetini almak değil, aslında benim Instagram'ı kapatasın gibi değişik. Bunların hiçbiri zaten hayata geçmediği gibi biz bu davanın zaten sürecinde bütün davaları Ayşe'nin isteğiyle, Ayşe'nin de özel ricasıyla bitirdik. Geçen son görülen dava usulen görülen davaydı. Yoksa zaten biz kendi aramızdaki davaları bitirdik zaten. Çok oldu. Sizin hesabınızı kapatmak için mi? Bir ara öyle bir şey istemişti. Ya olur böyle şeyler. Maalesef kavgalı anne babaların arasında böyle manasız şeyler oluyor. Mühim olan çocukların burada çok zarar görmemesi. Ayşe de bu noktada artık bu çok uzadı ve hani bitirin bu şeyi dedikten sonra biz de bitirdik zaten. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Teşekkür ederiz.